İstanbul trafiğinden kurtulup sonunda konuğumuz, stüdyo konuğumuz Osman Can geldi. Anayasa profesörü, hukukçu. Sizinle yargı reformunu konuşmak istiyoruz detaylı bir şekilde. Yargı reformu tabii çok çeşitli şekillerde konuşuluyor. Dikkat ediyoruz, haberler de çok çıkıyor. Ama şimdi tabii o satır aralarındaki konuları bizim çok fazla yorumlayabilmemiz mümkün olamıyor. Daha doğrusu... Daha çok yeşil pasaportun, avukatlara verilecek olan yeşil pasaportun ön plana çıktığı bir yargı reformu, strateji belgesi meselesini konuştuk. Dün de resmi gazetede yayınlandı nihayet. Şimdi de ikincisinden bahsediliyor. İkincisinde neler var? Yargı, af kapsamını daha fazla genişleyebileceği söyleniyor. Bize öncelikle bu birinci kabul edilen, resmi gazetede yayınlanan bu strateji belgesini iyi taraflarını ve eksik taraflarını söyler misiniz öncelikle Osman Bey? İyi tarafları ne olabilir? Yani bazı 15 yılı tamamlamış olan avukatlar açısından bir yeşil pasaport sahibi olmak, evet, ve vize engeline takılmaksızın dünyanın çeşitli ülkelerinde... O da bir komisyona bağlı galiba. Bir komisyon toplanacak. Evet, bir komisyon. O karar verecek komisyon. Yani, belki muhalif avukatlara verilmeyecek belki. Yani muhtemelen böyle bir opsiyonu, böyle bir imkanı, böyle bir yetkiyi otorite, iktidar kendi elinde tutmak istiyor. Ama tabii bu şey bize 1980 öncesi pasaport politikalarını hatırlatıyor. Yani siz niye pasaport almaya çalışıyorsunuz? Evet. Pasaport almaya ehil misiniz, değil misiniz? Oysa aslında pasaport dediğimiz şey anayasanın ilgili maddesinde düzenlenmiş olan seyahat özgürlüğünün zaten bir imkanı olarak her talebetine zaten verilmek zorunda. Ha, yurt dışına suç nedeniyle, buna benzer nedenlerle, eğer çıkışta bir sakınca varsa ya da suç işlendi, işini arama gibi bir durum falan varsa zaten o konularda çıkarken yani polis tarafından bu tespit edilir, sınır görevlileri tarafından tespit edilir ve kişi zaten orada gözaltına alınır. Onun ötesinde eğer bir şey yoksa engelleyemezsiniz. Engelleyememe nedeniyle pasaportu böyle bir şarta bağlamanız çok doğru değil. Bu 1980 öncesi uygulamaları, hani dönemin yine başbakanların ifade ettiği gibi son sosyalist ülke Türkiye pratiklerinin aslında bir ifadesi. Bu yüzden bana oldukça problemli görünüyor. Ama tabii şunu kabul etmek lazım. Gerçekten vize almak, vize alıp da işte Avrupa ülkelerine gitmek hukukçular açısından, avukatlar açısından, bazı öğretim üyeleri açısından örneğin ciddi bir problemdir. Yani onların bir problemine bir şekilde bir yaralarına hani bir merhem olma niteliği vardır. O yüzden bunu da çok fazla küçük görmemek lazım. Tabii ki bunu iyi tarafları olarak görüyoruz. Yani iyi taraflardan bir tanesi. Yani bir avukat gerçekten vize sorunuyla uğraşmaksızın yurt dışına çıkabiliyorsa bu onun için değerli bir şey. Bunu da bütünüyle değersiz kılmak çok doğru değil. Bunun arkasında işte Barolar Birliği Başkanlığı seçiminde işte bir mevzi kazanmak gibi çeşitli sahipler olabilir. Bunun bir hükümetle yapılmış olan bir mütebakatın ya da bir pazarlığın sonucu olarak alkışlandığına göre herhalde. Yani bunlar tabii ki konuşulabilir. Bu var mı? Bu olabilir. Bu yok değil. Yani Ankara kulislerini değerlendirdiğiniz zaman ya da işte yargı kulislerini, avukatlar işte baro kulislerini gözlemlediğiniz zaman böyle bir şey var. Bunu belki söyleyebilme imkanı vardır. Başka ne var? Yargılamada şimdi, biraz hızlandırma ile ilgili bazı hususlar var. Evet, işte seri yargılama usulü tabii ki taraflar kabul ederse. Evet. Ya da başsavcılığın işte üst sınırı 5 yılı 3 yılı aşmayan suçlarda işte 5 yıl boyunca erteleme imkanı falan getiriyor tabii ki karşı taraf falan. Buna itiraz etmesi, buna benzer teknik bazı iyileştirmeler var. 5 yıl cezalara Yargıtay'da temyiz imkanı getiriyor. Evet, yani istinafta. Yani istinafta çünkü temyiz, istinafın verdiği bazı kararlar, bazı limitlerin altında ise bu Yargıtay'a girilmiyor ve nihayetinde orada kararlaştırılıyor ve yani nihai bir karar haline geliyor. Yani kesin bir karar haline geliyor. Buna Yargıtay'a gitme imkanı yoktur. Buradan ama Anayasa Mahkemesi'ne gidebilme imkanı vardı. İşte o sınır kaldırılıyor. Dolayısıyla üçüncü bir inceleme ya da ikinci bir üçüncü bir inceleme imkanı doğuyor. Bu ne kadar lehe, ne kadar aleyhe, yine burada iyi tarafından bakalım. Yani hapishanede olan, tutuklu bulunan kişilerin birkaç saat önce, birkaç gün önce ya da birkaç ay önce bir an evvel ailelerinde kavuşmasında insani bir ihtiyaç vardı. Bu insani ihtiyaç orada karşılıyor diye bunu pozitif olarak bakabiliriz ama bir yargı reformu ile ilgili şeyler mi bunlar diye sorduğumuz zaman yargı reformu ile ilgili bir şey değil. Yani yargının kendi pratiğinden ya da yargı siyaset diyalektiğinde siyasetin belli ölçülerde yönlendirmesiyle ideolojik bir politika belirlemesi ve politika çerçevesinde yargıçların da kendilerini ya da savcıların kendilerini bir konum alma zorunluluğu hissetmesiyle ortaya çıkan sorunları
Bu şekilde rakamlarla, işte süre sınırlamalarıyla oynayarak ortadan kaldırmanın imkanı yok. Problem burada başka bir yerde. Yani bu tür tutuklamalar niye yapılıyor ki? Tabii. Ya da işte bu tür haberler, bu tür haberleştirmeler, bu türlü propagandalar neden hemen bir ceza yargılamasının konusu yapılıyor ki aslında? Oraya bakmak gerekiyor. Oraya. Satır aralarında esas ya da satır altlarında alt metinler. Benim tabii önemsediğim şeylerden bir tanesi bizim mesleğimiz açısından belki de haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz hükmü eklenmiş. Tabii haber verme sınırlarını aşmayan ya da eleştiri amacı taşıyan düşüncenin ne olduğuna hakim ve savcılar karar verecek. Doğru olarak. Yani bu normal midir sizce? Yani şöyle sınırlarını aşıp açmayan. Hakim ve savcının bu konularda karar vermesi zaten onun yargılama fonksiyonunun bir parçası. Tabii ki onlar karar verecek. Hı. Ama mesele şu. Habercilik nedeniyle ya da işte eleştiri sınırını aşmayan düşünce açıklamaları i̇şte nedeniyle. Bu nedir ama eleştiri sınırını aşmayan? Bunun yorumunu yoruma bağlı ben bir orada, şey yani sonuçta. Bu yoruma bağlı bir şey. Şu var, ceza yargılamasında yargıcın yorumlama yetkisi olmalı zaten. Olmazsa eğer ama somut olay yani. Adaletini gerçekleştirebilme imkanımız yok. Fakat problem şu. Yani böyle bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıkıyorsa demek ki haber demek ki sırf haber aktarımı nedeniyle ve sırf işte eleştiri sınırları böyle bir maddenin aslında konulmasına bile gerek yok aslında. Trajik bir şey. Anayasanın tutoloji. 90. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi bir şekilde hukukumuza girmiş durumda değil mi? Hayır, onlar girmese de zaten bununla yani tabii ki haber aktarımı suç olmaz. Tabii ki eleştiri sınırlarını aşmayan düşünce açıklamaları nedeniyle bir terör propagandası gerekçesiyle cezalandırma olmaz zaten. Bir ceza konusu değil ki. Yani zaten olmayan, ceza konusu olmayan bir şeyin ceza konusu olmadığı ayrıca yasaya yazılmış vaziyette ve bunu yazmakla da işte bir reform yaptığımızı iddia etmeye çalışıyoruz. Buradaki tuhaflık bir kere totoloji tuhaflığı. Yani zaten suç olmayan bir şeyin suç olmadığını ayrıca kanuna yazmanın anlamı nedir? Pratik anlamı şu. Ha demek ki bu nedenle insanlar yargılanabiliyor Türkiye'de. Buna yönelik ciddi bir isyan vardır. Bu isyanı belli ölçülerde karşılamak ya da buna işte benim bir miktar pansuman mahiyetinde bir çözüm üretmek ya da bir adım atma isteği var. Böyle görünüyor. Ama yine şu soruyu sormak gerekiyor. Yargıçlar neden sadece haber aktarımı mahiyetindeki gazetecilik faaliyetlerini suç haline getiriyor? Ya da neden eleştiri sınırları içerisinde kalan düşünce açıklamaları yargılanıyor? Neden? Bu sorunun cevabı yargıcın ya da savcının kalitesi değil. Bu sorunun cevabı orada aranmaz. Yani onda da tabii ki bazı özellikler olabilir. Yani özensiz ve dikkatsiz bir yargıç, özensiz ve dikkatsiz bir savcı bu konuları kriminalize edebilir. Ama mesele o değil ki. Haber aktarımı mahiyetindeki gazetecilik faaliyeti artı eleştiri sınırları içerisinde kalan düşünce açıklamalarını hangi türü, yani bunların hangi türü yargıçlar ve savcılar tarafından kriminalize ediliyor? Yani yargılanıyor, yargılama konusu yapılıyor. Bir baktığınız zaman tamamen iktidar ilişkili konular bunlar. Devletin işte teknik, yani devletin yani ideolojik bir yaklaşımı, ondan sonra işte hükümetin politik bir yaklaşımı, bazı konulardaki politika değişiklikleri. Bunlarla ilgili bir eleştiri olduğunda savcı harekete geçiyor ve yargıç da bu konuda bir mahkumiyet kararı veriyor. Dolayısıyla burada zaten bir muhalefet cezalandırılması ya da muhalefetin baskılanması dediğimiz bir faaliyet vardır. Yani savcı, hakim cezalandırmak için yargıyı kullanması. Böyle, hayır, yani savcı ya da hakim neden böyle davranmak zorunda hissediyor? Buraya baktığımız zaman yine bakmamız gereken yer, bunun cevabını aramak için bakmamız gereken iktidar yargı arasındaki ilişkiler. Tabii dolayısıyla hakim savcılar kurulunun yapısı. Yapısı. Anayasa Mahkemesi'nin belki yapısı. Onu, hakim savcılar kurulunun yapısı. İstediğiniz kadar bunlara koyun. Aynen. Ya, şey şeklinde bir... Yapamayız. Ya bunlar şey... Görüş var herhalde. Tuhaf bir şey. Yani şöyle tuhaf. Yani bu iktidar ile yargı arasındaki sıkıntıdan, yani yargının bağımsız olmamasından kaynaklanan sorunları yargıyı bağımsız olmaktan çıkaran bir otorite... düzeltme iddiasıyla kanun çıkarmaya çalışıyor. İyi de anayasa değişikliğini yaptınız ve anayasa değişikliğinden kaynaklanan, kısacası anayasal çerçeveden HSYK meselesi bir anayasal çerçeve meselesi. Yani oradan kaynaklanıyor. Onu siz yaptınız. Şimdi yargıda reform diyorsunuz ve yargıda reform diye karşımıza çıkan paket bu. Aynı kişiler aynı şeyi yapıyor. Ve yani bu yüzden burada bir hadi negatif tarafına baktığımız zaman zaten koca bir karanlık bizim karşımıza çıkıyor. Orada bir reform yok aslında.
Çünkü sorunların kaynağı iktidarla yargı arasındaki ilişkiler. İktidarda bir, yani iktidar ekseninde bir erkler ayrılığının olmaması, denge denetim mekanizmasının çalışmaması, her şeyin, bütün kararların, yargısal dahil olmak üzere, hukuki olmak üzere, bütün kararların, dış politika vesaire ne varsa, bütün bunların hepsinin gelip tek bir merkeze, tek kişinin iradesine bağlı hale getirilmiş olması. Öyle olduğu için şimdi tablomuz şu, bu yargı reformu ile ilgili bu kanun çıktıktan sonra da yine eleştiri sınırları içerisinde kalan düşünce açıklamaları maalesef yine takibe uğrayacak, yine soruşturulacak. Evet. Daha yeni siz haberde verdiniz, işte Fransız derginin kapağındaki şimdi ifade nedeniyle. Siz sorun o zaman, ondan sonra cevap vereyim. Şimdi ilgimi çekti çünkü Le Point dergisi, şimdi hakikaten onu soracaktım tam olarak. Kapakta yok edici anlamına gelen bir ifadeyi kullanmış Fransızca Le Point dergisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı da müvekkili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi vermiş. Ekranda görüyoruz. L'éradicateur. Evet, yok edici anlamına gelen bir. Şimdi nötevacı etnik la méthode Erdoğan. Yok işte etnik temizlik Erdoğan'ın metodu uygulaması. Evet. Şimdi burada Ankara Cumhuriyet Savcılığına bir hakaret edildiği gerekçesiyle başvuru var. Nedir bu? Yani Le Point dergisiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan suç duyurusunun sonucu ne olabilir? Yani sonucu o derginin çalışanları, o derginin sorumluları, editörler vesaire Türkiye'ye girdiğinde onlarla ilgili bir tutuklama gerçekleşecek. Gözaltı vesaire şey olacak. Onun dışında çok fazla bir etkisi yok ama onlar da Türkiye'ye gelemez. Ama mesele şu, yani böyle bir şey hakkında bir ceza sürecini başlatmanın anlamı nedir? Yani bu bir eleştiri, ağır bir eleştiri, haksız da olabilir ama bunlar politik tartışmaların zaten konusu. Yani siz de bu konuda bir açıklama yaparsınız, oraya gönderirsiniz ya da başka şekillerde dünya kamuoyunu etkileyebilme, onlara bir açıklama yapabilme kanalları, çok sınırsız kanallar vardır. Bunlar üzerinden ay bunlar yanlış ettik, temizlik yapmıyoruz, bunlar çok haksız ve yersiz. Sorumsuzca davranmışlar vesaire diye bunların karşılıkları verilebilir zaten. Hoşunuza gitmeyen şey her neyse otomatik olarak kriminal bir konu değildir. Otomatik olarak bir suç oluşturmuyor. Şu var, şimdi bu suç değildir ve düşünce açıklaması kapsamındadır demek de açıklamanın doğru olduğu anlamına gelmiyor. Açıklamanın erdemli, ahlaklı, sorumlu bir açıklama olduğu anlamına gelmiyor. Düşünce özgürlüğü kapsamı içine giriyor sadece, bu kadar. Yani bu nedenle bir ceza yargılaması başlatamazsınız. Bir suç duyurusunda bulunmanız çok doğru değildir. Fakat buna benzer o kadar çok suç duyurusu var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret anlamına gelen, hem televizyonda insanlara söyledikleri, attıkları tweetler ya da yazdıkları yazılarla mahkum olan çok meslektaşımız ya da akademisyen, sanatçılar var. Ve herhalde Türkiye'de bugüne kadar, Türkiye tarihinde bu kadar çok bir cumhurbaşkanının dava açtığı insan sayısı bu kadar olmamıştı herhalde. Yok, yani bunu söyleyebilme imkanımız yok. Bir kere ya 1950 ile 60 yıllar arasında hani medyada zaten böyle bir imkan yoktu. Evet, 60'tan sonra zaten cumhurbaşkanı tarafsız, partiler üstü bir figür olarak, yani mümkün olduğu kadar siyasi pratiklere, siyasi işleyişe, parti işleyişine vesaire çok girmeyen kişilerdi. 1980'den sonra Cumhurbaşkanı'nın konumu biraz güçlendirilmiş olsa dahi Cumhurbaşkanı frenleme konusunda etkindi ama aktif politika yapmazdı. Abdullah Gül'e kadar da bu böyleydi. Evet. Ama ardından daha aktif bir siyaset yapan bir Cumhurbaşkanı bizim karşımıza çıkıverdi. Hele hele 2017 anayasa değişikliklerinden sonra da artık bir parti lideri, dolayısıyla siyasi aktörlerden bir tanesine dönüşen bir Cumhurbaşkanı oldu. Bunun cezalandırılmasını sağlayan Türk Ceza Kanunu 299. madde ise tarafsız olan bir cumhurbaşkanına hakareti cezalandırıyordu. Gerçekten tarafsız olan bir cumhurbaşkanına niye hakaret ediyorsunuz? Ağır eleştirinin bir karşılığı yok ki. Politika yapmıyor. Devleti temsil ediyor. Uluslararası temsili vardır. İşte büyükelçiler geliyor bunu ağırlıyor, kabul ediyor. Ya da işte hükümetin tasarrufunun ardından işte bir imzada o altı imzaları tamamlıyor. İşte büyükelçiler atanıyor vesaire. Bizatihi kendi tasarrufu çok fazla yok. Tabii ki böyle birisini korumak anlaşılabilir bir şey. Yani Avrupa'da da işte bazı monarşilerde buna ilişkin düzenlemeler vardır. Ama devlet başkanı, yani cumhurbaşkanı bir siyasi parti lideri haline geldiği bir ortamda başkanlık sistemine geçiverdik. Artık böyle bir şey yok. Kamu görevlisine hakarettir. O zaman cumhurbaşkanına hakaret edilsin demek değildir bu.
özel olarak Cumhurbaşkanı korumasının artık bir anlamı yok. Çünkü bir kamu görevlisidir. Eskiden başbakan nasıl sadece kamu görevlisi olarak hakaret suçlarına karşı korunuyordu. Onun da koruma alanı biraz sınırlıydı. Şimdi de aynı şeyin olması lazım ve TCK 299'un kesinlikle kaldırılması lazım. Bence Anayasa Mahkemesi'ne gittiğinde Anayasa Mahkemesi'nde bunu iptal edebilme ihtimali yüksektir. Her ne kadar daha önce iptal etmediyse, ama bu anayasa değişikliklerinden önce. Şimdi Cumhurbaşkanı yargının kompozisyonunda Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesinde, HSYK'nın neredeyse tamamının belirlenmesinde, neredeyse öyle söyleyelim, Danıştay üyelerinin 1/4'ünün belirlenmesinde tek karar verici hale gelmiş vaziyette, artı bir de parti lideri. Hı hı. Şimdi böyle bir ortamda yargıçların Cumhurbaşkanı ile ilgili hassasiyetinin bu kadar yüksek olmasını anlayabilirsiniz. Yani yargıç ne yapabilir orada? Şimdi, kırılgan bir sınıftır orası. Ne yapabilir? Yani kendini koruma çabası için gelecektir. Mesela bir davada yargıçlar hayır, Le Point dergisi ifade özgürlüğünü kullanmıştır ve burada bir suç unsuru yoktur diye bir karar alamaz herhalde. Yani sıkıntılı. Yani kahramanlık yapmasını çok fazla beklemeyelim yargıçlardan. Evet, yani belki en fazla şunu yapabilirler. Yani evet, çok ağır bir eleştiri, işte sınırı aşmıştır, şudur budur, sorumsuzca davranmıştır vesaire filan, ama işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları vardır, Anayasa'nın 90. maddesi. Böyle ağır da olsa, şok edici de olsa, haksız da olsa, ama politik meseledir, dolayısıyla ifade hürriyeti kapsamında görüyoruz. Takipsizlik filan diyebilir. En iyi ihtimalle yapabileceği bu. Tabii ki gerçekten bunun için hakimin, savcının daha doğrusu cesur olması gerekiyor. Cesur ve kahramanlık evet. Yapması biraz zor. Ben beklemiyorum hakimin, savcının. Yani sorumlulukları diğer alanlarda her şey çok kötü ve kural dışı haline gelmişken hakimlerden bunu düzeltmeyi beklemek çok doğru bir şey değildir. Ne olursa olsun geliyor iş hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyesi, kurulunun yapısına geliyor değil mi? Onun değişmesi gerektiğine. Tabii. Zaten Avrupa'nın da Türkiye'ye yönelik en büyük eleştirilerinden bir tanesi, hatta belki en büyük eleştirisi bu. Yargının bağımsızlığına, tarafsızlığına engel olan bu yapısal durum. Evet, 2017 yılında anayasa değişikliği yapıldı. Referanduma sunulmadan önce Venedik Komisyonu bununla ilgili çok tavsiye yaptı. Sizin Venedik Komisyonu'nda çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Evet, ben tabii doğrudan doğruya oylamaya katılmadım ama yani oradaki ortaya konan analiz çok değerli bir analizdi. Ve o analizi ben takdir ediyorum ve hakikaten doğru analizler. Yani orada yargı bağımsızlığının kaldırıldığını, erkekler ayrılığı ilkesinin kaldırıldığını, bunun Türkiye'yi demokratik bir ülke olmaktan çıkardığını, çıkarabileceğini ve bu nedenle BM halkından geri adım atılması gerektiğini, hele olağanüstü halin geçerli olduğu bir dönemde zaten özgürlükleri yeteri kadar kullanma imkanı yok. Bir daha neyse değişikliği yapmayın çünkü bunun daha çok tartışılmaya ihtiyacı vardır. Böyle bir öneri vardı, bunu geri alın, referanduma sunmayın, erteleyin vesaire tarzında önerileri vardı. İşte tabloyu gördük, çok net. 2009 yılında örneğin bizim bir yargı reformu strateji belgemiz vardı. Oradaki açıklamalar baktığınız zaman ne kadar güzel şeyler söyleniyordu orada. Hı hı. İşte katılıma dayanan, işte geniş tabanlı bir HSYK'nın oluşturulması vesaire vardı. Bunlar 2010 yılında yapıldı mesela. Yılına, 2015 yılına gelindiğinde bir ikircikli bir durum vardır. Yargının hesap verilebilirliğine ilişkin ifadelerin oraya girdiğini görüyorsunuz. Bu 2019 yılında yapılan yargı reformu taslağında tamamen işte 3 maymun şeyi vardır. Yani asıl sorunlar olduğu gibi duruyor. Onlar sanki yokmuş gibi. Hı hı. Teknik meseleler üzerinden bir iki değişiklik, yargı reformu yapıldı. İddiası vardır ama bu çok gerçekçi bir iddia değil. İkinci değildir. Bir paket için düğmeye basıldı deniyor. Bilmiyorum, görebildiniz mi? Bazı basın organlarında bununla ilgili bazı bilgiler çıktı. Mesela infaz oranının yarı yarıya düşürüleceğine yönelik bir bilgi var. Bir ay ceza alan 12 gün yatacak gibi bir şey var. En az 38 bin kişinin de tahliye olabileceğine yönelik işte infaz düzenlemesi çalışması tutuklu ve hükümlüyü etkileyecek. Üzerinde çalışılan teklif uzun vadedeki sonuçların yanı sıra yasalaşmasıyla birlikte ilk etapta 38 bin kişinin tahliyesine neden olabilir diye bir haber okuduk. Evet. Sonuçta siz bakabildiniz mi? Bunun böyle bir çalışma var mı? Bu çalışma taslağına bakamadım. Tabii. Ama böyle bir medyada hem hükümet yetkilileri böyle bir niyetlerinin olduğunu dile getirmişlerdi. Evet. AK Parti'nin hükümetin ortağı AK Parti kaynaklarına göre diyor zaten haberde. Evet. Oradan alınan bilgiler. Hükümetin var. Diğer ortağı belki de diyebiliriz. Onların da uzun değil zamandır mi? Bu af konusunda bir şeyleri vardı, talepleri vardı. Yani bunun bir şekilde o pakette karşılanacağını. MHP'nin 5 yıl şartlı ceza indirimi öngören teklifi de istisna içerecek şekilde masaya konulmuş. Evet, yani şimdi şunu söyleyelim. Bunun yargı reformuyla bir ilgisi yok. Evet. Yargı reformu yargı teşkilatında, yargı uygulamalarında, yargı pratiğinde, yargının bizzat kendi işleyişiyle ilgili konularda adımların atılması.
Yani yargı teşkilatı ile ilgili hakim ve savcıların statüsü, onların güvenceleri, onların hesap verilebilirliği ile ilgili konularda yapılan reformlar yargı reformu olabilir. Ama bu bir aftır. Evet. Ve af, yani insanlar, ceza affı getirirsiniz, cezaların sonuçlarını ortadan kaldırırsınız ya da bütün suçlar, yani suçları işlenmez hale getirirsiniz. İkisi de aftır. Biri genel, birisi de özel af olarak nitelendirilir. Ve anayasada açıkça her ikisi içinde nitelikli çoğunluk gerekiyor. Yani basit bir kanun çalışmasıyla bu afı yapamazsınız. Ama son zamanlarda işte bu tür infaz yasaları üzerinde oynama suretiyle aslında anayasanın özel bir nitelikli çoğunluk öngördüğü konuları basit çoğunlukla halletme, yani aslında anayasaya arkadan dolanma gibi bir yaklaşım ortaya bunun çıkıyor. Bunun amacı öyle belirli kişilerin hapisten çıkarılması olabilir mi? Yani muhtemelen bu, yani siyasi partilerde bu tür hesaplamaların yapılmasını ben çok yadırgamıyorum. Yani herkes kendi tabanı açısından mesaj verebilme imkanı neyse ona göre yasalar, yasa taslakları üzerinde, norm taslakları üzerinde ufak tefek değişiklikler yapılıyor. Yani öyle bir ayarlama yapılıyor ki işte çıkmasını arzuladığı isimler o kapsam içerisinde giriversin ama kanunda yine kanun gibi görünsün. İşte objektif, soyut, genel, kişi özel olmayan bir kanun gibi işte formüle edilsin. Bu yapılıyor. Maalesef son dönemlerde daha çok yapılıyor. Yani bir yasama kalitesinin düşmesinin de çok net bir işareti bu zaten. Bunların olabilmesi bir ihtimali vardır. Şu var, af bir siyasi karardır ve eğer parlamento bir af çalışması yapmak istiyorsa bununla ilgili açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşır, kamuoyu tepkilerini dillendirir, kamuoyu taleplerini, sivil toplum kuruluşlarıyla belki. Şöyle, yargıda sürekli olarak gayri adil, mesela şöyle söyleyelim, bir Türkiye'de bir şeyler değişti. Yargı bağımsızlığı konusunda yeni gerçekten reformlar yapıldı ve yargının geçmişte çok kötü kararlar aldığını, bağımsız olmadığını, bu yüzden verdiği kararlar üzerinde adaletin sağlandığına dair toplumda bir kanaatin olmadığını düşündüğünüz zaman bir siyasi karar alırsınız. Bakın işte bunun sonuçlarını ortadan kaldıralım, bir af yapalım ve bir toplumsal barışı sağlayalım diyebilirsiniz. Bu bir siyasi karardır ama bunu toplumla konuşuyorsun. Sivil toplum devreye girebilir. Analizler yapılır, sosyolojik analizler, suç analizleri, istatistikler vesaire ortaya konar. Ve buna göre de birlikte karar alırsınız. 5-3 çoğunlukla, 3-2 çoğunlukla bir af yasasını meclisten çıkarırsınız. Bu olur. Bu politik bir karardır. Ama bu çok da böyle bir politik karar değildir. Af yapılmaya çalışılıyor. Ama af gibi gösterilmemek suretiyle. Anayasadaki o ağırlaştırma şartları arkadan dolanmak suretiyle yapılmaya çalışılıyor. O yüzden niteliği itibariyle yargı reformu değil ama içeriği itibariyle de bakıldığında problemli bir şey gibi görünüyor. Sizin açınızdan tabii ki en başta konuştuk, hakimler ve savcılar kurulunun yapısının tamamen değiştirilmesi. Türkiye'de yargı bağımsızlığı bu yapı değişmedikçe gerçekleşmeyecek anlaşıldığı kadarıyla. Taraf İster istemez yargı mensupları kendilerini iktidara sorumlu olarak hissedip onların karşı çıkabileceği herhangi bir kararı almakta tereddüt ediyorlar diyelim en basit kelimeyle. Kahramanca davranmak istemiyorlar en azından sizin tabirinizle. Bunun yanında neler yapılmalı? Böyle 3-4 maddelik bana mutlaka yapılması gereken ve Türkiye'de yargının bağımsızlığı açısından ve halkın da toplumda bir şekilde bu yargıya güvenmesi için radikal bir değişiklik nelerdir? Benim sürekli söylediğim bir husus vardır. O da şu, adaletin tek muhatabı yargı değildir. Tek muhatabı yargıçlar da değildir. Sistem eğer adaleti sağlayacak şekilde kurulduysa, bütün anayasal düzen, yargıçlar, hakimler kaçakları düzeltebilir. Ve bu durumda Ankara'da hakimler var diyebilirsiniz. Yasaması yasama gibi çalıştığında, yürütmesi yürütme gibi çalıştığında, ikisi arasında bir denge olduğunda, güçleri paylaştığımızda, kötüye kullanılma imkanlarını ortadan kaldırdığımızda, katılımcı bir demokrasi ürettiğimizde, yargının bu haline dokunmasanız dahi bu yargı daha demokratik kararlar verir ve hukukun üstünlüğünü hayata geçirmeye çalışır. Kapasiteleri el verdiği ölçüde bunları yapabilir. Dolayısıyla yargı bağımsızlığından söz edebilmek için yargıda bir tarafsızlık, adalet, işte toplumsal sorunların hukuk yoluyla çözümü imkanından söz edebilmek için yasama ile yürütme arasındaki ilişkiye, devlet iktidarının kullanımına bir bakmamız gerekiyor. Çünkü yargıcı adalet taleplerinden uzaklaştıran, kaygı içinde bırakan, korku içinde bırakan, bir şeyi mahkum hale getiren diğer tarafta yasama ve yürütme güçlerinin tek elde toplanması ve sınırsız, kontrolsüz olmasıdır. Onun öyle olduğu bir yerde yargıcın bir şey yapabilmesi çok fazla mümkün değildir. Dolayısıyla öncelikle orayı değiştirmemiz gerekiyor. Yargı bağımsızlığını sağlamamız için bir kere
Eğer başkanlık sistemi olarak alınacaksa denge denetimi olan bir başkanlık sistemi. Hı hı. Kontrol mekanizmalarının olduğu bir başkanlık sistemi getirmemiz gerekiyor. Ama eğer değilse parlamenter sisteme geçmek, parlamenter sistem içinde de katılımcı, çoğulcu bir sistem öngörmemiz gerekiyor. Sonuçta buna başkanlık sisteminin gelmesinden sonra sorunların giderek kar topu şeyiyle arttığını görüyoruz. Ben burada bir şeyin altını çizeyim. Başkanlık sistemi diye genelleme yapmak istemiyorum. Bu başkanlık sistemi, yani bu Türkiye'ye özgü işte 2017 yılında yapılan yani demokrasi tarihimizde çok ciddi bir geriye gidişin ifadesi olan sistemden bahsediyorum. Çünkü her başkanlık sistemi böyle olmak zorunda değil. Oranın da demokratik mekanizmalarını kurduğumuz zaman daha başka sonuçlar ortaya çıkabilir. Velhasıl demokratik, hukuk devleti kurallarına göre işleyen, erkleri ve gücü bağımsız, birbirinden ayrı durabilecek olan ve birbirini kontrol edebilecek olan kurumlar eliyle dağıtmak ve bu kurumların hepsini de halka ait kılmak tabii ki. Bunu sağladığımız yerde yargı üzerindeki baskıyı ortadan kaldırırız. Ardından yargı üzerinden yargı ile ilgili teknik çalışmalar yaparız. Bunlardan bir tanesi HSYK, HSYK kompozisyonu. HSYK kompozisyonu, HSYK'yı bence iki şey arasında dağıtmamız gerekiyor. Başkanlık sistemi olacaksa Cumhurbaşkanı bu konuda yetki vermemiz doğru olmaz. Parlamento ile yargıçların kendi seçimine dayandırmamız gerekiyor. Hmm. Ki Venedik Komisyonu ve Avrupa Birliği'nde sürekli önerilen bu. Geniş tabanlı bir yargıçların kendi aralarında yapacağı seçimi de bu sürecin içine dahil etmek. En az yarısının hakim ve savcıların seçimine dayandırılması gerekiyor. Geri kalan yarısında parlamentoda bulunan bütün siyasi partiler, tabii barajsız bir parlamentodan bahsediyoruz. Hmm. Bütün siyasi partilerin ve siyasi partiler kontenjan tanımak ve 3/3 çoğunlukla seçme şartıyla oluşturulan herhangi ikinci bir ülke var mı örneği olarak bunun? Yani federal Almanya, Almanya var. Almanya, Avrupa ülkelerinde şimdi isimlerini teker teker belki hatırlamayın. Almanya öyle galiba. Almanya 3/2. Hiç tartışmasız. Yani Anayasa Mahkemesi de aynı şekilde. Ondan sonra yüksek federal mahkeme üyeleri de federal mecliste bir komisyon oluşturuluyor. Buna 16, 32, 33 kişiden oluşan bir komisyon. Bu komisyonu 3/2 çoğunlukla seçiyor. Ve yani şey de, siyasal eğilimler arasında da burada bir denge meydana getiriyor. Almanya hukuk devletini dünyaya öğreten bir yer. Evet. Bir de bu kurumun içerisinde Adalet Bakanlığı Bakanı müsteşarı var. Yani sonuçta yani, tabii. Hiçbir şekilde kaçarı göçeri yok. Yani yok, alacağınız yok, kararı çok her yok. Şekilde şey göz önünde ve çok kontrol altında. Yakında ya. Bugün ya da dün gazetelere yansıyan bir haber vardı. Adalet HSYK'nın Genel Sekreteri ya da Genel Sekreter Yardımcısıyla Teftiş Kurulu Başkanı istifa etti. Evet, doğru. Yani sizi yayına almak istediğimiz, hatta vaktinizin olmadığı gün özellikle onu. Evet, yani böyle bir şey size. Böyle bir şey gerçekleşti. Yani oradaki politik tartışmalara ben çok fazla girmem. Pelikancıydı, ötekiydi, belkiydi. Bunlar bunlar spekülatif şeyler. Yani bizler hukukçuyuz ve politik eğer konuşacaksa da analitik olarak konuşmaya çalışan insanlarız. Tabii. Şimdi Adalet Bakanı Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir memurdur aslında. Ve Cumhurbaşkanı korumasından ve Cumhurbaşkanı sorumsuzluğu şemsiyesinden yararlanan bir kişidir. Bakan yardımcısı artık müsteşarı değil. Bakan yardımcısı o heyette. Dolayısıyla bunlar tamamen talimatla hareket ediyor. Şimdi eskiden parlamenter sistemdeyken ben bakanın orada olmasının büyük bir problem olduğunu düşünmüyordum. Neden? Çünkü yani adalet hizmetlerinin yürütülmesinde halka hesap vermek gerekiyor. Bir siyasi hesap verilebilirliğinin olması gerekiyor. Bu da Adalet Bakanı'dır. Adalet Bakanı halk namına parlamentoya hesap verebiliyor olması lazım. O Adalet Bakanı eğer halka hesap vermek zorundaysa aynı zamanda yetkili olmalıdır. Dolayısıyla HSYK'da olabilir. 1961 Anayasası'nın formülü daha sempatik bir durum. Böyle bir şey olabilir ama şu halde bunun olması mümkün değil. Bir kere onların çıkarılması lazım. Eğer başkanlık sisteminde kalınacaksa bir de dediğim gibi yarıdan fazlasının ya da en az yarısının hakim ve savcılar tarafından seçilmesi gerekiyor. Bu seçim usulünde demokratik olarak tayin edilmesi gerekiyor. Yeniden o grupların bir grubun HSYK'da yeniden çoğunluğu işte o FETÖ meselelerinde olduğu gibi bunun bir kere engellenmesi gerekiyor. Engellemenin formülleri vardır aslında. Zamanında dinleselerdi daha farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi. İkinci olarak ama parlamentonun ağırlığını orada ciddi bir şekilde artırmamız gerekiyor. Parlamentodaki basit bir çoğunluk ya da sal çoğunluk değil 3/2 barajsız çoğunluğu. Bir de barajsız bir parlamento. Ve siyasi partilerin de yani 3/2'nin sağladığı şey nedir biliyor musunuz? Ben öyle birisine yani önereyim ki bir siyasi parti olarak siz benim muhalifim bir siyasi parti olarak ya evet bu benim görüşüme ait birisi değildir ama objektif davranmayı bilen bir insandır. Kendini kanıtlamıştır diyebilirsiniz. Ve böyle insanlar HSYK'da olduğunda güven yaratırlar. Yargının en temel sorunu güven. Parlamento üzerinde bu güveni tesis edebilme imkanımız vardır. Anayasa Mahkemesi için de hakeza.
Anayasa Mahkemesi'nde bir kadın yoktur. Anayasa Mahkemesi'nde yani Türkiye'de işte çeşitlilik vardır, farklılıklarımız, zenginliklerimiz vardır diyoruz ya. Anayasa Mahkemesi'nde farklılık kalmadı. Tek bir dünya görüşünü yaratık, bir en azından sosyolojik arka plana sahip olan insanlar kaldı neredeyse Anayasa Mahkemesi'nde. Ne kadar nitelikli yargıçlar olurlarsa olsunlar bu bir problemdir. Toplumun %50'si kadın yok orada. Bu bir problemdir, ciddi bir problemdir. Bu adaletin insanileşmesine, adalet çözümlemelerinin bir insanların, toplumun, çeşitli kesimlerin meşruiyet duygusuyla karşılaşmasına imkan sağlar. Olmaması ise bunu ortadan kaldırır. Bizim Anayasa Mahkememiz diyebilmemiz için bize benzer insanların orada olması gerekiyor. Devletin her alanda olması gerekiyor. Toplumu temsil etmesi için bir anlamda. Evet, yani, bu, yani aynayı yansıtması lazım en azından. Tabii bizim. Benimseme ilişkisini meydana getiriyor bu. Tabii. Benimseme olmadığı zaman hiçbir siyasi sistem ayakta kalamaz. Bizim en büyük sorunumuz da o zaten. Cumhuriyet tarihinde işte 61'de bazı yönleri itibariyle pozitif nitelendirebileceğimiz ama bazı nitelikleri itibariyle de oldukça problemli bir anayasa yapıldı. Bu anayasadan toplumun büyük bir kesimi dışlandı, kriminalize edildi. Yani o toplumsal kesim 1961 anayasası zaten asla benimsemeyecekti. Aslında. Mükemmel bir anayasa olsa dahi benimsemeyecekti. Tabii. Yani 82'de zaten başka bir dışlanma vardı vesaire. Hı. Yani bu katılımcılığı sağladığımız yerde çok sorunu biz çözebiliriz. Şimdi tabii ki beklentilerimiz oldukça yüksek. Bu yargı strateji belgeleri bizi tatmin etmeyen belgeler gerçekten de yargının bağımsızlığını isteyenler için, düşünce ve ifade özgürlüğünü sonuna kadar yaşayabilmek isteyen toplumlar için yeterli değil. Bunlar ne kadar değişir? Bunun ardından ikinci, üçüncü, dördüncü paketler gelecek diyor. 2023'e kadar bu iş zamanı var deniyor. 2023'e kadar bağımsız bir yargı için, daha doğrusu insanların da özgürce düşüncelerini ifade etmek için beklemeleri gerekecek sanki. Öyle bir durum var. Fakat bu arada da belki erken bir seçim ihtimalinden de söz edilmeye başlandı. Belki atılan bu işte biz reform yapıyoruz havasındaki atılan bu adımlar da belki bu nedenle. Ve yeni partiler gelmeye başladı. Daha doğrusu gelecek öyle eli kulağında. Sizin de adınız Ali Babacan'ın partisi için geçer oldu. Geçenlerde buradaki konuklarımızdan bir tanesi sizin adınızı da zikretti artık. O bilgiyi nereden aldı bilmiyorum ama sonuçta var mı böyle niyetiniz? Size bir teklif geldi mi? Katılacak mısınız? Kurulacak olan partilerden bir tanesine, daha doğrusu Ali Babacan'ın kuracağı partinin içerisinde, Davutoğlu değil galiba. Şöyle söyleyeyim, bu konularda çok somut, çok bağlayıcı bir şey söyleyebilme imkanım yok. Ama ilkesel bir şeyler söyleyebilirim. Türkiye bu yapıyla devam edemez. Yani bu yapının rasyonel hiçbir tarafı yok. Bu yapı toplumla çok ciddi bir kopukluk içinde olan bir yapı. Siyasetin akla dayalı ve toplumsal akla hitap eden, onu yansıtan kararlar alabilme imkanı yok. Şu anki yapı içinde. Çok nitelikli olabilirsiniz, çok çok iyi niyetli olabilirsiniz ama 80 milyonu idare ettiğiniz zaman bir kurumsal yapıya ihtiyaç duyarsınız. İç işlerinizin, kolluk teşkilatlarınızın, onun dışındaki bürokrasinizin, imar teşkilatınızın, şehircilik teşkilatınızın vesaire. Tamam. Bütün bunların hepsinin iyi çalışıyor olması, hepsinin belli ölçülerde özelliklerin bulunması, hepsinin otonom olarak incelemeler yapabiliyor olması, araştırmalar ve bu araştırmalar temelinde politikalar üretmesi gerekiyor. Ve bu politikalar sizin karşısına geldiğinde siz de hesap verilebilir bir şekilde bunlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Bu rasyonel bir şeydir ama şu anki Türkiye Cumhuriyeti sistemi böyle değil. Böyle olmaktan bütünüyle uzaklaştı. Eskiden kısmen böyle işliyordu, kısmen. Ama tamamıyla oradan uzaklaşıverdi. Ve bu Türkiye açısından ciddi bir handikaptır. Bu Türkiye'nin geleceğini karartan bir şeydi. Yani bunu hepimiz görüyoruz işte bu yargı sisteminde gördüğümüz gibi. Bu şu haliyle mevcut yapının yargıda reform yapabilmesi mümkün değildir. Çünkü kendi iktidarını daha da güçlendirebilmek için, her şeyi gibi daha fazla kontrol edebilmek için yapılmış olan bir anayasa değişikliğini yapanlar şu an o iktidarı kullanıyor. Neden yargı reformu yapsınlar ki? Bu gerek mantık, yok, ihtiyaç yani, yok. İhtiyaç yok. Yani ve çelişkili bir şey olur zaten bu. Yani bu yani çelişkili olabilir diye bırakabiliriz. Dolayısıyla bir değişim ihtiyacı vardı ve değişim ihtiyacı olduğunda benim de bir siyasi deneyimim oldu. O siyasi deneyim içerisinde hayal kırıklıkları yaşadık. Hani Türkiye'nin demokratik yeni bir anayasa yapımı için biz de hepimiz heyecan duyduk ve bunun öncülüğü bunun için de çaba gösterdik. Çaba gösterdik, mücadele ettik. Türkiye'nin işte çeşitli bölgelerine dolaştık. Yanlışlıklar yaptık.
isabetli olmayan belki tercihlerde vesaire bulunduk ama bir hayal vardı bir Türkiye için. Bir rüyamız vardı Martin Luther King'in ifadesi, I had a dream diye bir çağrısı vardı. Yani hepimizin böyle bir çağrısı vardı. Toplumda %80'in üzerinde yeni anayasa beklentisi vardı. Biz bunların hepsini teslim ediverdik. Ve bunlar yarım kaldı. Türkiye'deki gidişat hepimizin Türkiye ile ilgili kaygı duyan, yani Türkiye'yi seven, ülkesini seven ve ülkenin iyi olmasını, insanların iyi olmasını, daha iyi bir nokta, daha özgür olmasını seven insanların bu konuda bir acısı vardır, bir sıkıntısı vardır, bir kaygısı vardır. Ve bu nedenle siyasal alanda ortaya çıkan yeni hareketlenmeler tabii ki benim de dikkatimi çekiyor. Ali Babacan hareketi de benim burada dikkatimi çekiyor. Daha batı çizgisine yakın ya da şöyle söyleyeyim, klasik batı demokrasilerin temel parametrelerine göre hareket eden bir siyaset izlediği şeyi vardır. Yani benim de çeşitli görüşmelerim oldu ama görüşmelerim oldu demekle ben şu an yetiniyorum. Onun dışında bir değerlendirmede bulmam mümkün değil ama başarılı olmalarını isterim. Bütün siyasi partilerin yani demokratik bir çizgiye gelip bu bağlamda vermek istersin. Çünkü yarım kalmış bir takım çalışmalarınız var. Belki o bünyede yarım kalmış çalışmalarınızı sürdürebilmeyin. Fark et. Ya Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şeyi yapabilir. Ona da aynı şekilde destek sunabilirim ben. Yani önemli olan Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sağlamak. Bütün partiler, hangi parti bunu yaparsa yapsın çok değerli bir iş yapıyor. Tabii zaten yapılan kamuoyu yoklamaları bir şekilde bu iki partinin eğer tabii yapılan açıklamalarla yetinmek gerekiyor. Çünkü daha henüz hedeflerimiz şudur, programımız budur diye herhangi bir açıklamaları yok. Ama kamuoyu yoklamaları bu iki partinin %12-13 civarında oy alabileceğini toplamda. Dolayısıyla destek verecekleri ittifakların iktidara getirebileceklerini gösteriyor. Yani Cumhur ve Millet İttifakı'nın bu şekilde kalması halinde tabii. Onun için anladığım kadarıyla Ali Babacan'ın tabii partisi kuracağı parti daha yüksek oy alacağı yönünde şeyler var, araştırmalar var. O araştırmalara ben de bakıyorum ama hani benim kişisel olarak benim önceliklerim biraz daha farklı. Yani falanca partiler kurulsun, filanca partiler şunları iktidardan indiriverirsin, ondan sonra iktidara gelsinler, bunlar iyiler. Ben bu şekilde bakmıyorum meseleye. Türkiye'de sistem çöküyor. Çökmüş vaziyette. Tabii. Biz Türkiye'nin bekasını tartışıyoruz aslında. Türkiye'de 80 milyon insanın entegrasyonunu, bir aradalığını, gönüllü birlikteliğini tartışıyoruz. Bu konularda ciddi zayıflamalar vardır. Duygusal kopuşlar yaşanıyor Türkiye'de. Yani çok zamanımız olsa da imar meselelerinden başlarım. Yani şehir kültürü yağmalarla, bu betonlaşmalarla çok ciddi bir şekilde ortadan kaldırıldı. Şehir toplumları toplum eden önemli bir gösterge. Yaşam kurarsınız. Yaşamın betonlarla, yaşamın işte bu şekilde müdahaleler ortadan kaldırıldığı yerde toplumsal bağları çözersiniz. Çok ciddi ileriye dönük önümüzdeki 15-20 yıl için şu an hiç kimsenin öngörmediği ama çok ciddi sıkıntıların temelini atmış vaziyetteyiz. Biz bu topraklarda bir barış limanı gerçekleştirmek zorundayız. Dolayısıyla yapısal reformlara, yapısal değişimlere ihtiyacı var Türkiye'nin. Bunu kim yapsın ya da kimlerle birlikte yapsın? Değerli olan budur ve bunu desteklemek gerekiyor. Benim kanaatim o. Türkiye'nin anayasal sisteminin ciddi bir şekilde değişime uğratılması gerekiyor. Halka yaklaştırılması gerekiyor. Herkesin kendini kurucu hissetmesi, kendisine ait hissetmesi ve dolayısıyla bütün mücadelesiyle savunabileceği bir sistemi inşa etmemiz gerekiyor. Bundan uzağız maalesef. Ve esas hedef budur. Hiçbir, yani siyasi partileri bunu hedeflemediği zaman zaten o siyasi partiler bir kısır döngü içerisinde patinaj edip enerjilerini tüketeceklerdi ve Türkiye'yi tüketeceklerdir. O yüzden partilerin aynı zamanda böyle bir hedefin olması lazım. Bence değerli olan şey bu. Tabii. Tabii bu bağlamda Türkiye'nin Avrupa'dan giderek uzaklaşmasının da bu çıkmaza sürüklenmesinin nedenlerinden birisi olduğunu görüyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Çünkü Avrupa hedefi olan, ne bileyim, müzakereleri sürdüren ülke bu şekilde radikal değişikliğe gitmezdi herhalde. Suçu kime yükleyelim, yüklemeyelim bilemiyorum ama sonuçta o Avrupa hedefini koruduğunuz zaman daha kolaylıkla medeniyete yönelik reformlar yapabiliyorsunuz. Evet ya, bu Avrupa, tabii Avrupa Birliği hedefi meselesi bu tabii çok karmaşık bir şey ve çok fazla bileşeni olan bir mesele. Yani bileşenlerin her birisinin ayrı ayrı konuşulması tabii, gerekiyor. Ama işte şunu, hukuki biraz önce söylediğiniz yapı sistemi, işte yapılaşması Türkiye'nin ve hukuk sistemi aslında ciddi bir şekilde Avrupa denetiminde ya da her yıl yayınlanan raporlar ışığında gerçekleşmesi halinde daha kolay olurdu. Daha kolay olabilirdi. Orada şöyle de bir şey var. Yani Avrupa Birliği'nin denetimi ifadesi çok sıcak bir ifade değildir.
Yani Avrupa Birliği'nin tabii ki oturmuş yerleşik bir hukuk kültürü vardı. Buna hepimiz saygı, hepimizin saygı duyması gerekiyor. Ama aynı zamanda çıkar Venedik Komisyonu'ndan bahsediyorum. Venedik Komisyonu derken tabii, bu türlü şeyleri kastediyorum. Tabii yani Türkiye bu doğrultuda adımlar attı zamanında. Evet. İşte 2009 yılında hazırlamış olan o ilk yargı reformu strateji tabii. belgesinde örneğin buna örnek çok ciddi ve güçlü bir niyet beyanı vardı. Evet. Ve doğrultuda da bazı şeyler yapıldı. 2011 yılına kadar, 2012 yılına kadar hatta çok ciddi reformlar yapıldı yani o dönemlerde. Şimdi bunu devam ettirdiğiniz zaman Türkiye daha farklı bir noktaya getirebilirdiniz. Ama ihmal ettiğiniz çok önemli bir şey oldu. Parti içi demokrasiyi ihmal etmediniz. Parti içi demokrasinin olmaması Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Yani bir partide iktidar kümülasyonu, yani partide iktidarın bütün yani gücü tek kişinin eline bıraktığınız andan itibaren o parti iktidardaysa devlet için aynı şeyi yapmaya başlar zaten. Bu insan doğasıyla ilgilidir. Yani kim orada olursa olsun fark etmiyor. O yüzden parti içi demokrasinin, tüzükle başlayan parti içi demokrasinin olmayışının bir felakete götüreceğini hiç kimse söylemedi. Bunu dile getiremedi. Yani akademisyenlerden bunu dile getirenlerin olduğunu tabii ki biliyoruz. Bazı araştırmacı ve deneyimli figürlerin bunu dile getirdiğini biliyoruz ama sönük kaldı bu ifadeler. Mesela böyle bir şey tabii görmedik. O alanlarda bir değişiklik yapmadık. Seçim kanununda bir değişiklik yapmadık. Merkez yerel arasındaki ilişkiyi değiştiremedik. Bir şey daha var tabii ki. Yani Avrupa Birliği tarafı da çok şey değil de çok... Nasıl söyleyelim? Çok ilkesel davranmadı. Yani bütün Avrupa Birliği ile müzakere sürecine giren ülkelere uygulanan standartlarla Türkiye uygulanan standartlar farklıydı. Türkiye için sadece ucu açık ifadeler kullanıldı hatırlarsanız. Tabii ki. En fazla Türkiye'nin demokratikleşmesini sağlayacak 23. 24. yanlış hatırlamıyorsam 25. başlıklar da var. 23-24. Evet 23-24 tam da aslında tam da, Türkiye'nin demokratikleşmesi yaşadığımız... için hayati olan şeyler bloke edildi. Merkel'le görüştüğümde ondan sonra bunun dışında diğer liderlerle çeşitli dönemlerde toplantılarımız oldu, görüşmelerim oldu. Yani kişisel de görüşmelerim oldu. Yani bloke etmeye çalışırsanız da orayı kaldırın başka ekonomi alanda, mali alanda, tarımsal alanlarda bloke edin. Yine amacınıza ulaşırsınız ama şunu bloke ettiğiniz zaman Türkiye'nin demokratikleşmesinin önüne geçersiniz. Sorumluluk i̇şte size aittir. İki maddenin seçilmesinin tek nedeni tam üyelik hedefinin önüne açacak olması eğer o evet, paket. Yani. Yani Avrupa Birliği'nin üye olmasını istemeyen ve Avrupa Birliği'nden uzaklaşmasını yani aslında yön değiştirmesini isteyen de bir Avrupa var. Yani ikili bir Avrupa vardı bizim orada karşımıza. Dolayısıyla burada Avrupa'yı da çok ciddi bir şekilde eleştiriye tabi tutmak gerekir. Ki Avrupa'da yeknesak değildir kendi içinde. İşte o eleştirileri ona. De yapan bir yapı. Yapan. Bizim farkımız biraz o. Biz kendi içimizde eleştiriyi ihanet olarak değerlendiriyoruz. Maalesef tabii ki ciddi savurmalar yaşanıyor ama Türkiye bunları değiştirebilecek güce ve kapasiteye sahiptir. Bunu da tabii ki hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde olası bir iktidar değişikliği diyemiyorum ama en azından mantalite, zihniyet değişikliği ihtiyacı oldukça yoğun Türkiye'de. O ihtiyacın gerçekleşmesi halinde beklentilerimizin yerine gelmesini diliyoruz. Çünkü söyledikleriniz o kadar önemli şeyler ki bunlar çok ciddi reform gerektiren şeyler. Aslında 2008-2009'larda biz bunların uzak olmadığını düşünüyorduk. Evet. Ben de o yıllarda Brüksel'de görev yapıyordum. Brüksel'den bildiriyor. Dolayısıyla buradaki bütün gelişmelerin hepsini bir şekilde ciddi olarak takip ettiğimiz dönemler ve çok umutlu dönemlerimizde o yıllarda. Ondan sonra bir anda ne olduysa ne bittiyse bir anda şekil değiştirdik ve kendimizi bir başkanlık sistemi içinde bulduk. O sistemde de şimdi yürümeyen noktalar var ki siz bunları çok iyi özetlediniz. En azından bu sistem devam edecek olsa bile yine yapılması gereken, yapılabilecek kolaylıkla şeyler var. Ki bunları çok çok iyi özetlediniz. Umarım bu yargı strateji belgeleri eninde sonunda gerçekten de bir reform haline dönüşür. Ve şu çektiğimiz sıkıntılar da bir an evvel biter. Umarız. Çok teşekkürler bizi kırmadınız, geldiniz. Bu İstanbul trafiğinin içerisine biraz terlettik sizi yetişebilmek için yayınımıza. Çok çok teşekkürler. Değerli fikirlerinizi bizimle paylaştınız. Eksik olmayın Osmancan. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.